Japonya ve Avustralya, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakkı ihlali raporlarıyla ilgili ciddi endişelerini dillendirdi. Batılı ülkelerden Çin'in bu bölgedeki faaliyetlerinin soruşturulması yönündeki çağrılar artarken, Japonya ve Avustralya'da Savunma ve Dışişleri Bakanlarının toplantısı sonrası ortak bir açıklamayla konuyu gündeme taşıdı. Açıklamada, rapor edilen insan hakkı ihlalleriyle ilgili ciddi endişeleri paylaşıyoruz ve Çin'e uluslararası gözlemcilere acilen sınırsız erişim tanıması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise iki ülkeyi Çin tehdidi oyununu oynamak ve mesnetsiz karalama kampanyası yapmakla suçladı. Avustralyalı ve Japon bakanlar ayrıca Pekin tarafından atılan son adımların Hong Kong'daki demokratik kurumları zayıflattığını belirterek Doğu Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar çağrısında bulundu. ABD Kongresi Çin Yürütme Komitesi'nin iki eş başkanı 8 Haziran Salı günü ortak bir bildiri yayınlayarak Apple'ı tedarik zincirinin zorla çalıştırma içermemesi sağlamaya ve Çin hükümetinin emek transferi programı, özellikle Doğu Türkistan'daki emek transferi programına katılan Çinli tedarikçileri tedarik zincirinden çıkarmaya çağırdı. Amerika'nın sesine göre ABD Kongresi Çin Yönetimi Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Jeff McLee ve komitenin eş başkanı Demokrat temsilci James McGovern ortak yaptıkları açıklamada gittikçe daha fazla kanıtın rahatsız edici olduğuna dikkat çekerek Apple defalarca tedarik zincirinde zorla çalıştırma olmadığını garanti etmiş olsa da elimizdeki kanıtlar bu garantinin sorunlu olduğunu gösteriyor dedi. Açıklamada Apple CEO'su Tim Cook'a Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmayla ilişkisi olan Çinli tedarikçileri ayıklaması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca Apple'ın ürünlerinin hiçbir zaman zorla çalıştırma yoluyla üretilmediğinden emin olmak için Çinli tedarikçiler hakkında ABD gümrük ve sınır korumasına danışma çağrısında bulunuldu. Açıklamada Sincan'daki vahşete tutarlı, sert ve küresel bir yanıt verilmelidir denildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Çin ile ticari anlaşmazlıklarını G7 zirvesinde gündeme taşıyacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Sözcü Wang, Avustralya ve G7 ülkelerinin dünyanın COVID-19 salgını ile mücadele ettiği bir dönemde ülkeler arasında yeni ihtilaflar ve görüş ayrılıkları yaratmak yerine salgınla mücadelede uluslararası işbirliğini teşvik etmek, dünya ekonomik toparlanmasına katkıda bulunmak ve gelişmekte olan ülkeler kalkınmalarını hızlandırmak için çaba göstermeleri gerektiğini belirtti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison zirve öncesi yaptığı açıklamada G7 üyesi olmayan Avustralya'nın Çin'le olan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle destek aramak için zirve toplantısına katılacağını, Dünya Ticaret Örgütü'nün rolünün güçlendirilmesi ve gerekirse örgütün kurallarının yeniden düzenlenmesi için diğer ülkelerle çalışacağını ifade etmişti. Avustralya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden Çin'in bazı ihraç ürünlerine getirdiği yasak nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlığına müdahale etmesini istemesi bekleniyor. ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın COVID-19'un ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir raporda virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olması makul bir varsayım olarak nitelendi ve doğruluğunun araştırılması tavsiye edildi. Wall Street Journal gazetesinin gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre araştırma Kaliforniya'daki ulusal laboratuvar tarafından Mayıs 2020'de hazırlandı ve Trump yönetiminin son aylarında salgının ortaya çıkışına ilişkin inceleme yürütüldüğü dönemde Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. ABD Başkanı Joe Biden, İstihbarat Teşkilatı'nın virüsün nasıl ortaya çıktığı konusundaki iki ana varsayımı değerlendirdiğini belirtmişti. Buna göre bir varsayım virüsün laboratuvarda yaşanan bir kazada, diğeri ise enfekte olan bir hayvanla insanın temasından ortaya çıktığıydı. Romanya Parlamentosu Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'yi gelecekteki 5G mobil ağından çıkarabilecek telekomünikasyon ağlarını ve altyapısını düzenleyen bir yasayı onayladı. Yeni yasa, telekomünikasyon şirketlerinin telekomünikasyon altyapısı ve ulusal çıkarları içeren 5G ağları için teknoloji, ekipman veya yazılım sağlamak için ülkenin en yüksek ulusal savunma konseyinden bir lisans almalarını şart koşuyor.
Tasarı, parlamentonun alt meclisinin yasayı geçirmesinden bir aydan kısa bir süre sonra 8 Haziran Pazartesi günü Senato'dan geçti. Şimdi Yüksek Savunma Konseyi'nin de başkanı olan Romanya Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Ağustos 2019'da Romanya Cumhurbaşkanı ve dönemin ABD Başkanı Trump bir araya gelerek bir mutabakat anlaşması imzalamışlardı. Notta risk tabanlı güvenlik yaklaşımının bir parçası olarak 5G satıcılarının dikkatli ve kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak gerekiyor denilmişti.